Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve barik ve sellim ecmain. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri veahlul ukdete min lisani yefqahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'assir ve temim bil hayr. Müsteram kardeşler bugün dün ki dersimizde de söylediğimiz gibi dua konusunu işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'deki dua konusunu işleyeceğiz. İnşallahü Rahman bir ayet-i kerime aklıma geldi. Ee, Rabbimiz buyuruyor ki, inanan kullarıma söyle, onlar sözün güzelli söylesinler. Şeytan söz ile aranızda fitne sokmak ister. Ee, bu ayet-i kerimeye dikkat edelim, alalım kardeşler. sen ee, söyleyeceğimiz her bir söz bir fitneye vesile olacaksa, bu sözü söylememiz hayırlı mıdır, değil midir? Ee, bu anlamda düşündüğümüz zaman sözlerimize birazcık dikkat ederiz. Şimdi kardeşler dua konusunu anlatacağız dedik. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle Rabbimiz bize dua etmemizi emretmiş. Bu başlıkta konuşacağız. Sonra ikinci başlığımız yine Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl dua etmeliyiz? Üçüncüsü yine Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl dua etmemeliyiz? Sonra Bizzat Rabbimiz tarafından bize etmemiz emredilen dualar. Emredilen dualar. Yani bize e, Rabbimizin şöyle dua edin diye emrettiği dualar var. Bu başlık var. Sonra e, ki başlıkta inşallah ömrümüz, vaktimiz yeterse örnek dualar diye Kur'an-ı Kerim'den dua örneklerini inşallah sizlerle birlikte e, ee, işlemeye niyet ettik bu akşam. Kardeşler Furkan Suresi 77 ile başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla du'aukum. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Fakat kezeptum fesefe yekunu lizama. Siz yalanladınız. Öyleyse sizin yakanızdan yapışacağız. Şimdi Rabbimiz bize diyor ki kulum diyor benim size dua'yı emretmem, emretmemem. Oraya gelmeyin. Orası daha önemli değil. Bundan daha önemli bir şey var. Sizin benim katımda değer ifade edebilmeniz için dua etmek durumunuz var. Dua etmeyenin benim katımda, benim gözümde bir değeri yok. Neden böyledir kardeşler? Çünkü dua kişinin kulun kendi acziyetini, acizliğini, Rabbimizin de kuvvetini, kudretini, azizliğini itiraf etmesidir. Dua şu. Dua emredilmiştir demiştik ve Rabbimiz buyuruyor ki Furkan suresi 77'de Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Yani sizin değer bulmanız için, Rabbinizin katında değer bulmanız için duanız olması gerekiyor. Dua kelimesini bu ayeti kerimede tefsir edenler ibadet demişlerdir, yakarış demişlerdir, niyaz demişlerdir, sığınma demişlerdir. Birçok şekillerde e, izah etmişlerdir, açıklamışlardır. Ama e, biz bunu genel anlamda dua kelimesini Rabbin dua kelimesiyle kullandığı için biz öyle açıklıyoruz, öyle tercüme ediyoruz. Yani bir insanın Rabbinin katında değer görmesi onu ona dua ile yaklaşmasıyla ona dua etmesiyle mümkün kardeşler. Duası olmayan bir kimsenin duası olmayan bir kimsenin insanların katında değeri olsa bile Rabbin katında bir değeri olmadığını Allah Teala açıkça söylemiş oluyor. Bundan daha öte bir emir olabilir mi? Yani dua edin diye emrettiği ayette var ama bu ayetlere geçmeden önce ben bunu söylüyorum. Yani Kullarım, duanız yoksa benim gözümde hiçbir değeriniz yok. Cümlesinden daha böyle yapı, yaptırımı olan bir, yaptırımı olan bir ifade olabilir mi? Allah'ın gözünde değerinizin olmaması. O zaman şöyle bir denklem kuralım. Bir insanın ne kadar duası var, ne kadar hayatında dua var, dua ile birlikte yaşıyor. O insan o kadar Rabbi'nin gözünde değeri var. Şimdi bunu Peygamber Efendimizin hadislerinde ve dualarındaki örnekleri ileriki derslerimizde bugün değil anlatacağız inşallah. Şunu gördüm ben Peygamber Efendimizin hayatındaki dualara bakınca. Hani bizde hep bir şey olsun da dua edeyim gibi bir bilinçaltımız var. Yani mesela ay görünsün dua edeyim, işte ay tutulsun dua edeyim, güneş tutulsun dua edeyim, işte aynaya bakayım dua edeyim. Böyle değil. Yani dualar ve zikirler kitapları var, dualar kitapları var, ed ye kitapları var ve burada Peygamberimizin dualarını böyle her o olayda nasıl dua ettiğini yazmışlar, taadat etmişler, çok güzel kitaplar var. Ama orada şu ortaya çıkıyor. Peygamberimiz hayatın her aşamasında, her anında Rabbi ile birliktelik şuurunda ve sürekli dua halinde. Yani sabahtan kalkar kalkmaz aklına ilk gelen şey ağıldaki koyunları, dışarıdaki malları, bankadaki hesabı, ne bileyim, değil de Ya Rabbi diye başlıyor. Senin isminle uyurum, senin isminle uyanırım. Bismike Allahümme mutu vahya. Sonra beni dirilten Allah'ım sen ne yücesin diye başlar. Yani gözünü kaparken böyle açtığında böyle, atına bindiğinde, devesine bindiğinde, devesinden indiğinde, evine girdiğinde, evinden çıktığında, sofraya oturduğunda, su içtiğinde, ekmek yediğinde bir misafir geldiğinde birisiyle karşılaştığında hasılı hayatının her anında Rabbi ile birlikte ve sadece birliktelik şuuruyla da kalmıyor sürekli onunla niyaz, iltica, sığınma halinde. Kendinde veyahut da yakınlarındaki bir tane kişide herhangi bir sıkıntılı durum görünce ya Rabbi hem ona örnek olsun diye hem kendisi için Tembellikten sana sığınırım, acizlikten sana sığınırım, aciziyetten sana sığınırım, fakirlikten sana sığınırım, ihtiyarlıktan sana sığınırım. Bir ihtiyarı görmüş anlaşılan ki Peygamberimiz, öyle zannediyoruz, zan tabi bu. Onu görünce oradaki a, a, o ihtiyarın durumundaki e, durumu görünce Ya Rabbi sana ihtiyarlıktan sana sığınırım. Ama bunu söyleyebilecek yürek Allah'la her an birliktelik yaşayan bir yürek. Her an. Allah'a dua ve Peygamberimizin dualarına bakın. Çoğunlukla Peygamberimiz dualarında hep Allahım diye sen sıygası kullanır. Ben sıygası kullanmaz. O sıygası kullanmaz. Biz genelde şöyle yapıyoruz. Mesela bir arkadaş dua istedim. Allah sana işte yardım etsin. Allah işte sana üçüncü tekiş sıygası kullanıyoruz. Ama Peygamber Efendimiz direkt Rabbimize hitaben konuşuyor. Duaları öyle. Evet, bakın emir dua emredilmiştir. Emir emredilmiştir dediğimiz ayeti kerime iki tane ayet ayeti kerime var. E, pardon üç tane var. Bunları okuyalım. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin. Duanıza cevap vereyim. Mümin suresi 60. ayeti kerime. Bana dua edin. Duanıza cevap vereyim. Ud'uni em, emri hazır. Bana dua edin. Devamı Duanıza cevap vereyim, o ayrı. Ama birinci kısmı söylüyorum ben size kardeşler. Bana dua edin diye emreden bir Rabbimiz var. Mümin Suresi 60. ayet-i kerime. Dua ederseniz icabet ederim demiyor ki. Bazıları öyle tercüme etmişler, meal vermişler. Hayır böyle şart değil. Bana dua edin, ud'uni. Bana dua edin. Bana dua edin, ud'uni estecüb lekum. Bana dua edin, Size cevap vereyim. Şimdi kardeşler Rabbimiz bizden kendisine dua etmemizi istiyor. Bu emirdir. Bir Müslümanın ellerini açıp Ya Rabbi diyerek gönlünden ne geçiyor ise onları Rabbinden istemesi gerekir. Bu Allahu Teala'nın bize yüklemiş olduğu bir vecibedir. Taha suresi 114. Fetealallahu'l melikul hak ve la tecal bil Kur'an min qabl en yuqta ileyke vahyu ve qur ilma. İşte hak ve melik olan Allah çok yücedir. Ve ey Resulüm sen Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi sana iyice bildirilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim benim ilmimi artır de. Bakın Rabbimiz ve kul Rabb'i ilma de ki ey resulüm Rabbim benim ilmimi artır. Bu şekilde dua et. Şimdi burayı inceleyelim kardeşler. Yani Rabbimiz peygamberimizin aslında neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Orada e, o duayı edince Rabbim ilmimi artır diye dua edince ona o duayı kabul edip de neyi vermesi gerektiğini de biliyor Allahu Teala. Bunu bildiğini nereden anlıyoruz? Ee, ey Resulüm sana şu anda bu duayı yapmak gerekiyor. Sen bu duayı yaparsan sana bunun gereğini vereceğiz. Tamam. İyi de ya Rabbi zaten biliyorsun neye ihtiyacı olduğunu. İsteyince verilecek şeyi de biliyorsun. Sen niye direkt vermiyorsun da ey Resulüm de ki ve bu şekilde dua et diye duayı öğretiyorsun. Hatta emrediyorsun. İlginç değil mi? İlginç değil mi? Yani ben desem ki herhangi bir insana git Allah'a işte şöyle şöyle dua et diye öğretsem ayrı bir şeydir. Ama eğer duayı yaptığımız o makamın bizzat kendisi bize bana bu duayı yap diye emrederse bu ne demektir? Ya Rabbi ben bu duayı sana niye yapayım ki? Zaten benim neye ihtiyacım olduğunu sen biliyorsun. Kulum, senin kendi acizliğini bilip gelip bunu benden istemen gerekiyor. Evet. Dua, kişinin acizliğini Rabbinin azizliğini bilmektir. Bundan dolayı dua kıymetli. Bundan dolayı kendini bilen yani acizliğini bilen Rabbinin azizliğini bilir. Onun için de bu makam eren, dua makamı dediğimiz tevazu, Rabbinin büyüklüğü karşısında eğilme makamına eren bir kul Rabbin katında değer bulur. Furkan suresi 77. Duanız olmazsa değeriniz olmaz. Bizim katımızda değeriniz olmaz ayet-i kerimesiyle örtüşen bir mana. Evet kardeşler. Peki nasıl dua etmeliyiz? Araf suresi 55 56. ayet-i kerimeler. Rabbimizin bizden nasıl dua etmemizi istediğini, usul, adab, edep nedir? Bunu öğrettiği bir ayet-i kerime. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Ve o Rabbekum tadarruan ve hufye. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'ın azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Araf suresi 55 56. Bakın kardeşler burada iki e, e, adaptan bahsediliyor. Bir tanesi yalvararak, tedarruan. Bugün bir e, kardeşimiz e, telefon açtı dedi ki hocam dedi dua konusunu hazır bugün anlatacaksınız ama hani Allah'a dua ederken biz Türkçede yalvarırım ne olursun diye dua ederiz biz birisine birden bir şey isterken. Acaba Kur'an-ı Kerim'de hiç görmedim ben dedi. Allah'a da biz yani ya Rabbi yalvarırım, yakarırım işte yani böyle bu cümleleri kullandığımız bir ayet var mı? Yoksa Arapçada bu ifadeler yok mu? Kur'an'da geçmiyor mu? Böyle bir soru sordu. Ben de bu ayet-i kerimeyi Arapçasını söyledim. Tedarruan demek, yana yakla demek. Ağlaya sızlaya demek. İnleye inleye demek. Tedarruan demek bu demek. Ve hufye ve hufye gizli demek. Gizli. Böyle hani hocalarımızla yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Camilerde böyle böyle kafiyeli bağırarak yaptıkları dualar var ya. O dualara pek uygun değil yani bu ayet kelimedeki. O o dualar buna uygun değil. Hufye gizlice demek. Gönülden, içten belki kendisinin duyacağı ses kadar gizlice. Çünkü siz Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Sahabelerle bir seferdeyken bir şeye gidiyorlar. Tepe aşıyorlar, işte vadi iniyorlar vesaire. Her oraya gittiklerinde gittiklerinde inişlerinde çıkışlarında sahabeler büyük seslerle dualar ediyorlar, tekbirler böyle bağıra bağıra gidiyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki siz sağır olan bir Rab'bi duyurmaya çalışmıyorsunuz ki. Sağır değil ki Rabbiniz. Öyleyse e, sessiz sessiz olun diyor. Ve onlar da sessizce dua etmeye başlıyorlar. Şimdi burada da ayet de kufiyet diyor gizlice. Çünkü innehu alimun bizati sudur. O kalplerin göğüsten özünü bilir. E, açıktan olanları da bilir. Gizliden olanları da bilir. E, dolayısıyla e, istiyor. adabı nasıl? Duanın adabı. Bir, yalvara yalvara, yakara yakara, yana yakılar deriz ya biz. Böyle ee, evet. Ve ikincisi gizlice dua edin. Başka? Duadaki bir adap Allah'ın azabından korkarak. Yani arkadaşlar ölüm gerçek bunu biliyoruz. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama ölümden sonra dirilmek de gerçek. Keşke dirilsek de olay bitseydi. Cehennem diye bir şey var. Ve yanacağız yani Allah muhafaza. Duanızı yaparken... Allah'ın azabından korkarak sanki ateşin karşısındasınız. Tir tir titriyorsunuz. Çok şiddetli bir azap. Arkadaşlar çayın suyunun buharı elinize gelse nasıl acıyor? 2-3 saniyelik dayanamıyorsunuz. Dayanamıyoruz. Bu azabı hissederek ve sonra rahmetini umarak Rabbimizin bağışlayıcılığını anlattık. Merhametini anlattık. Umarak her ne kadar kötü hatalı, yanlış işler yapmış olursak olalım. Ya Rabbi biz kendi bizde hiçbir şey yok ama senin rahmetine umuyoruz, güveniyoruz diye öyle tamamen ümidi yitirmek ve tamamen emin olmak. ikisi de yanlış. Bir kişi cehenneme deseler o ben miyim diye düşünebileceksin. Bir kişi cennetlik deseler acaba o ben miyim diye düşünebileceksin. Arap suresi 180. Bakın nasıl dua etmeliyizin ikinci adabı en güzel isimler Allah'ındır. Ona güzel isimler ile dua edin. Fed'uhu biha. O güzel isimlerle. Şimdi bu nasıl? Şöyle. Rahmet mi isteyeceksin? Ya Rahman, Ya Rahim olan Allah'ım bana merhamet eyle. Rahmet eyle. Ey gafur olan, gaffar olan Allah'ım beni bağışla. Günahlarımı ört. Ey settar olan Allah'ım, günahları örtücü Allah'ım benim gizliliklerimi, ayıplarımı gizle, Ört ya Rabbi. Ey razzak olan Allah'ım, alemin rızkını veren sensin. Benim rızkımı da genişlet. Hayırlı ile çoluk çocuğumu hayırlı rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Ey fettah olan Allah'ım, bana hayırlı iş kapıları aç, hayırlı evlilik kapıları aç. Ey fettah olan Allah'ım, ey fettah olan Allah'ım. Bu şekilde isimlerini söyleye söyleye. Böyle istiyor Rabbimiz. Ya niye böyle? Yani böyle istiyor Rabbimiz onun için yani. Biz de oradan öğreniyoruz, size söylüyoruz. Yani alın bakın, Araf 180. En güzel isimler Allah'ındır. Ona, Allah'a o güzel isimlerle dua edin. Bu, bu da bu şekilde olacak işte. Başkası yok. Yine Araf suresi, bak bu hep, sureler de hep Araf suresinden çıktı. Üç tanesi de bak. Dua, adabı. 205. ayeti kerime. Rabbimiz buyuruyor ki, Rabbini içinden, gönülden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an sakın kafirlerden olma. Rabbi anmak demek illa Rabbin adını söylemek değil. Rabbin özelliklerini hatırlamak. Allah'ın affediciliğini, bağışlayıcılığını, rızık vericiliğini, azap ediciliğini, kahrediciliğini vesaire vesaire. Buna benzer olanların hatırlamak. Sabah akşam hem de. Sakın gafillerden olma. Bunu yapmayanlar demek ki ya, gafillermiş. Kardeşler. Ve dikkat edin. Yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle. Dunel cehir. Cehir demek açıktan böyle. Başka su duymayacak. Gönlünden kaynayacak. Dışarıda sadece su buharı gibi gözükecek. İçeride volkan patlayacak. Dışarıdan su buharı gözükecek. Öyle. Yine İsra Suresi 110. ayet-i de ki ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler Allah'a aittir. Evet. Kardeşler, yani ne demek istiyor? Rabbimizin 99 ismi var diyor. Hangisini istiyorsanız diyor. Hangisini istiyorsanız. Bütün güzel isimler onundur diyor. Yani duada adab, ey Rahman olan Allah'ım böyle başlamaktır. Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekrem El Ya Zel Fadli Vel İkram, Ya Zel Celal Vel İkram, bu şekilde isimlerini Rabbimizin zikrederek Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Zul Kuvvetil Metin, Ya Ferdu Ya Samet, Ya Hayyu Ya Kayyu, bu şekilde isimlerini söyleyerek sonra o isimlerin manasını da düşünerek kardeşler dua etmeliyiz. Yine e, Seyde Suresi 16. ayet-i kerime. Bu da son olsun namaz dua adabı ile ilgili. Hay yetecafa cunubuhum anil madajri yetun rabbuhum tadarruan ve hufye. Evet. Onlar yataklarından kalkarlar. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Yetecafa kelimesi Cefa kelimesinden gelmiştir. Yete Yetecefa şöyle bir şey, iki kağıdı e, bir yapıştırıcıyla birbirine yapıştırsanız, ama daha yapıştırıcı kurumadan birbirinden ayırmak isteseniz, o yapıştırıcı nasıl böyle bu ikisine de yapışır, böyle arasında süner, aynı şey gibi, künefenin arasındaki e, peynir gibi süner ya, iki kağıt arasında. İşte aynı o özellik. Yatak burada, adam burada. Adam kalkıyor yataktan, Yatak adamı çekiyor, adam da yatağa çekiyor. Yani kalkmak istemiyor. Zor zoruna kalkıyor. Yetecafa bu demek. Yetecafa cunubu bu. Yanlarına yatmışlar. Yanları yataklarından böyle cefa çeke 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 kalkarlar. Gece kalkmak kolay mı arkadaş ya? O sıcacık yatakta, idaş yataş yataklarında. Kalkmak. Neye kalkıyorsun? Hayırdır ne oldu? Rabbime gidiyorum. Kolay bir şey değil ya. Rabbim bunu hepimize nasip etsin. Kalkarlar sonra ne yaparlarmış? Rablerine ümitle ve korku içinde havfe ve Yanlış okudum ben önce ayet-i kerime. Yed'ûne rabbehum havfe ve Rablerine korkuyla ve e, ümitle bekleyerek dua ederler. seyyid Suresi 16. ayet-i kerime. Demek ki geceye işaret var değil mi? Gündüzde en kimse yatmıyor. Gece kalkacak. Kalkacak yataktan. Sonra dua edecek. Duanın adabı gece kalkmak. Görüyorsunuz değil mi? Yani bu ayetlerde gizli gizli söylüyor Allahu Teala. Zımnen söylüyor. Zımnen söylüyor. Gündüz uykudan kolay kalkarsın ama gece uykudan uyanıp kalkmak, yataktan kalkmak kolay bir şey değil. Teheccüd namazı işte budur. Teheccüd namazı yataktan mı kalkacaksın? Uyuduktan sonra uyanacaksın. Uyumadan eğer kılarsan namaz ona gece namazı derler. Uyuduktan sonra uyanır da kılarsan kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. İnfakta mı gece hocam diyor. Ayet-i kerimede var ya zaten. Hz. Ali radıyallahu anh geliyor diyor ki Ya Resulallah diyor sadaka verecektim diyor. Gizli verdim, açık verdim diyor. Gece verdim, gündüz verdim diyor. Niye? Bu dördündeki ayetin dört seçenek olarak sunduğu bütün hayırları yapayım diye. Onların derdi ayeti yaşayabilmekti. Hani infak gecede mi? İnfakta mı gece hocam? diyor soruyor muammer hocamız sağ olsun. Yani geceye mani yok. Gecede de verilebilir ama o saatte kimi bulup vereceksin? En fazla hanımına verebilirsin. Al hanım bu kadar para diye. Ama e, yataktan kalkmak gece namazıyla ilgilidir kardeşler. Evet, nasıl dua etmemeliyiz? Bunu da bugün böyle söyleyelim inşallah. Dua örneklerine emredilen dualar var bir de. Öyle da bakalım vaktimiz yetişirse. Nasıl dua etmemeliyiz? Arkadaşlar Allahu Teala şöyle dua etmemizi istemiyor. Bakın. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Nahl suresi 53 54. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır, yakarırsınız. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır, yakarırsınız. Bak iyilik geliyor, Allah'tan geliyor ama diyor siz onu diyor görmüyorsunuz diyor. Fakat diyor bir sıkıntı, bir zarar dokunduğu zaman başlıyorsunuz Allah'ım 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 demeye diyor. Peki devam. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir bakarız ki içinizden bir kısmı yine Rablerine ortak koşuyor. Yine dönmüşsünüz. Ben böyle istemiyorum diyor. Yani sıkışınca başı sıkışınca geliyor ya. Rabbim diyor ki ya kulum diyor. İyi zamanda neredeydin? Böyle yapmayın diyor. Bak eleştiriyor. Öbür daha bir açık ayet var. Fussilet suresi 51. ayet. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir, kudurur, yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Ne oldu? Geldin değil mi? Ha geldin, hoş geldin. Hoşuna gitmiyor Rabbimizin bu. اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَلَهُمْ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ Bollukta da verirler, Sıkıntıda da verirler diyor Rabbimiz infak edenler anlatırken. Ben şunu demek istemiyorum. Rabbimizin başının sıkındığı, sıkıştığı zaman gitmeyin. O kabul etmez. Haşa böyle bir şey demiyorum. Demeye de hakkımız yok. Fakat kardeş sen eğer sadece başın sıkıştığında Allah Allah diyorsan bunda bu tutumunda bir bozukluk, yanlışlık var. Hep sıkıştığında gidiyorsun. Bazı arkadaşlarınız vardır, değil mi? Sadece işi olduğu zaman arar. Yılda iki defa işi düşecek. Seni sadece iş... Ya bu da hoş bir şey değil ya kardeş yani. Tamam demiyorum ki ben her gün beni arasın falan demiyorum ama ya sadece işi olduğu zaman arayan insandan sen memnun olur musun? Aradı bakıyorsun Hı, demek ki bunun bir işi var. Kesinlikle başka türlü aramaz. Mümkün değil aramaz. Böyle arkadaşlarınız var değil mi sizin de? Sizin hoşunuza gitmiyor. Rabbimizin hoşuna gider mi? Bu kulun beni nimet verdiğim zaman hiç görmez. Nimet verdiğim zaman görmez bu kulum bunu. Ama başı sıkıştığı zaman beni arar. Hoş, bu da güzeldir ama bu hikayeti kelimeye göre. Niye güzeldir? Yani sıkıştığı zaman nereye gitsin? Mecbur gelecek yani. Hiç ki sıkışmadan gitmek. Kulum diyor ya, ben sen beni bolluk zamanında ara. Ben seni darlık zamanında zaten ararım. Sen beni bolluk zamanında, rahat zamanında hatırlarsan, ben senin sıkıntı zamanında tutarım elinde. Ama sen, kusura bakma ya, bu ilişki doğru bir ilişki tarzı değil. Cebine para girdi mi? imkanın gördü müydün? sen sırtını çevirip dönüp gidiyorsun. Bak işte, Fussilet 51. Daha ne desin Rabbim her şeyi böyle açık açık söylüyor. Hiç gizli kapası, kapaltısı yok. İnsan nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir diyor, yan çizer diyor. E, aynı adama başına bir kötülük gelince yalvarmaya koyulur. Sizce Allahü Teala buna değer verir mi kardeşim? Soruyorum. İyi gün dostu. Zor günde. Son, tam tersine yani. Ya Rabbi zor günde ben sana geldim. İyi tamam hoş geldin. İyi günde. Ben sana iyi gündeyken bir sürü insan göndermiştim. Onlar gelip sana zor durumda olduklarını söylemişlerdi. Sen o zor durumda olanlara yardım ettin mi kardeşim? Yok. E şimdi ne istiyorsun? Ben zor durumdan bana yardım et. Yeryüzündekine merhamet etmezsen gökyüzündeki merhamet etmez. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Allahu Teala önce kullarını varlıkla dener, çoğunlukla. Sen varlıktayken başka insana nasıl davrandıysan kusura bakma Allahu Teala da sen darlıktayken sana öyle davranır. Hepimiz düşüp kalkmayan bir Allah var. Düşüp kalkmayan bir Allah var. Kardeşler, hepimiz yanlış yapabiliriz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Hepimiz hataya girebiliriz. Yükselebiliriz de düşebiliriz de. Düşene bir tekme de biz mi vuracağız kardeş? Yakışır mı bize yani? Vurursun. Sen de yarın düştüğün zaman sana da Rabbin tekmeyi vurur. Vurur mu? Vurur tabii de. Ha bak. Şu ifadeler ne anlıyorsunuz? E, husret 51. Nimet verdiğimizde yüz çevirir, başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Bunun devamı şöyle mi gidiyor zannediyorsunuz? Biz de onun dediklerini, dualarını kabul ederiz, istediklerini veririz. Böyle mi gidiyor bu ayetin devamı? Yoksa, he şimdi geldin değil mi? Çok, avucunu yalarsın diye gidiyor değil mi bunun ayetinin vurgusu? Öyle gidiyor tabii de. İyi zamanda sen sırt çevirdin, döndün gittin. Sıkıntı zamanda geldin. Zaten geleceğim başka gidecek yerim mi var? Geldin, ne bekliyorsun? Cenneti gitmiş gelmiş Behlül bakın hani, Bakmış hiçbir şey yok. Ya hani burada işte huriler işte bu evler şunlar bunlar. Cennete demiş malı getirenler dünyadan getirirler. Ne getirdin sen? Ne getirdin sen o? Sen iyilik zamanında ne yaptın? Ne koyduysan sıkıştığın zaman onu bulursun. Ne verirsen elinden o gider seninle. Öyle demişler. Tamam para istemeyeceğim durun ya şimdi konuyu şey direkt hocalar paraya bağlar ya böyle hani. Rabbimizin bize iki tane emri ettiği dua var. Şu duaları yapın. Kur'an'da emretmiş Allah. İsra suresi 23-24 ve Mü'minun suresi 118. Bugün bu iki du duayı da öğreteceğim. Yapmak zorundasınız. Emir Allah'ın emri. De ki, bak de ki, Rabbim beni bağışla, Merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisi hissetsin. Rabbi gfir, verham Rabbi gfir ve afu, verham ve ente erhamur rahim Rabbim beni bağışla. Beni, bana merhamet et. Beni affet. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, en güzelisin. Müminin 118. Bu duayı, bu ayeti ezberleyelim inşallah ve her gün yapalım. Diğer Allah'ın emrettiği şu duayı yapın diye emretti. ikinci dua şu. Çok ilginç bakın ama. Hakikaten çok ilginç. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, anne babandan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir. Ve şöyle de. Bakın şimdi başladı dua. Şu duayı yapmak zorunda bir Müslüman. Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara anne babama merhamet et, acı. Bu şekilde dua edeceksin. Allah'ın emri. Annene babana dua et diyor. Hem de öğretiyorum bu, bu şekilde diyor. Bu şekilde, bu yazdığım şekilde bana dua edeceksin. Ey Müslüman. Annem babam ölmüş olabilir. Allah'ın merhametine, rahmetine hala muhtaçlar onlar. İsra suresi 23-24. 24'ü ezberleyin. Ve Rabbirhamhumâ kemâ rabbey'ani sagira. Arapçası bu. Türkçesi de beni küçükken nasıl onlar koruyup yetiştirdikleri gibi sen de anneme babama rahmet et, acı, merhamet et diye dua et. Bu Allah'ın emri. Emrettiği dualar. Aradım Kur'an-ı Kerim'de bu var işte. Bir de Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bis salihin. Rabbi beni ilmimi ve anlayışımı artır ve beni salihlerden kıl ve beni salihlerden. Bu da Allah-u Teala'nın emrettiği dualardan. Kardeşler emrettiği dualar demek bu şekilde dua etmenizi size emrediyorum dediği. Ve bizden bu duaları istiyor. Öbür tarafa gittiğimiz zaman dese ki kulum ben sana dedim ki şu duayı et ettin mi dese etmedim desem günah yazılmış olacak sana. Emrimdim kulum diyor. Emrim, emrettim ben sana bunu yap dedim. Niye yapmadın? <laughs> Hani bir şey şöyle bir şey var ya hani dua etsen de olur. Etsen iyi olur, etmesen bir şey olmaz. Akşama kadar hiç dua etmeden günü tamamla. Sıkıntı yok. Böyle bir anlayış var Müslümanda nasılsa. Peygamberimiz o haliyle, o makamında her anı dua ile geçsin. Biz günü dua etsek de olur, etmesek de olur. Çocuğuna dua etmiyor. Hanımına dua etmiyor. Rızkına dua etmiyor. Evine dua etmiyor. İşine dua etmiyor. Memleketine dua etmiyor. İdarecisine dua etmiyor. Arkadaşına dua etmiyor, mümine dua etmiyor, Müslümana dua etmiyor, insanlığa dua etmiyor, hayvanlara dua etmiyor. Herkes yarasayı düşündüğü zaman yarasa ya nasıl çorbasını yapmışlar. Ya Rabbi şu insanların zulmünden yarasaları da kurtar, onlara da merhamet et. Ey insanlar, o hayvanları niye öldürüyorsunuz? Onlar yeme hayvanları mıdır? Bak, yarasaya dua et yani. Hiç bu taraftan bakmıyoruz maalesef. Orada kediler, köpekler pazarda. Herkesin midesi bulanıyor. O öldürülen hayvanlar, kediler, köpekler yazık değil mi ya? Onlar et hayvanı mı, yeme hayvanı mı onlar? Bu vicdansızlığa içime sızlamıyor mu yani? Ya Rabbi o hayvanları da kurtar. Şu zalim insan elinde. Böyle bir şey olur mu? Hay hak. Kardeşler hakkınızı helal edin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.